Yani polisleri doldurduklarını düşünüyorum. Zaten her türlü eylemden önce polisler önce bir konferans çekiyorlar. O insanlara, o insanları polislerin gözünde çok kötü gösteriyorlar. Polisler de tecrübesiz, onların her lafına inanıyor. O şekilde darp ediyorlar insanları. Orada bir yani kasıtlı olarak şöyle bir şey düşünmüş olabilirler. O başörtülü polisi hiç oraya getirmeyebilirlerdi. Mesela ben onu kasıtlı yaptıklarını düşünüyorum. O başörtülü polis oraya getirip bak başörtülü bir polis bile böyle yapıyor. Demek ki bunlar kötü insanlar yani. Demek ki bir başörtülü polis başörtülülere vuruyorsa demek ki bu başörtülüler bunlar provokatör. Demek bunlar anarşist insanlar herhalde o yüzden. O mesajı vermek istediler ama onların istediği olmadı. Olmadı. Herkes lanetledi bu yapılanı. Çünkü hiç kimseye bu şekilde muamele edilemez. Yani gerçekten bu insanların suçu yok ama suçu olsaydı bile böyle muamele edemez. Alır götürürsün emniyete, gözaltı yaparsın, savcıya çıkartırsın. Bakın düşünün, 6-700 kişiyi darp ediyorlar, 2-3 bin insanı darmadağın ediyorlar, bir tanesine gözaltı yapmıyorlar. Bu makul bir şey mi bu? Bunun sebebi şu, hem kendileri iş yükünden kurtulmak istiyor, sadece gözdağı vermek istiyorlar. Yani bunlar yasalara göre iş yapmak istemiyorlar. Bunlar darp edip, gözdağı verip, korkutup bir daha kimse sokağa çıkmasın. Yani bunlar aslında kendilerine muhalif olan herkesi aman ya dış güçlerle işbirliği yapıyor diyorlar ya bir terör örgütüyle işbirliği halinde olduğunu söylüyorlar. Bunlar bunu bir yöntem olarak kullanıyor. Yani şunu demek istiyorlar. Sen bize karşı gelirsen, bizi eleştirirsen, bize muhalefet edersen, rejimi eleştirirsen, laikliği eleştirirsen, hem Türkçülüğü eleştirirsen, sen sisteme karşı gelirsen biz sana böyle bir damga vururuz. İnsanların fikir ve ifade hürriyeti var. Allah insanı şerefli yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz insanoğlunu, Ademoğlunu şerefli kıldık, onurlu kıldık. İnsan onurlu bir varlıktır. Biz hayvan değiliz. İnsan şereflidir ve insanın şerefli olmasının gereği olarak İnsanın konuşma hakkı var, fikir ve ifade hürriyeti var. Tüm dünyada da bu kabul edilmiştir. İslam da bunu kabul ediyor. Dinde zorlama yok diyor. Herkes kendi fikrini, zikrini söyleyebilir. Biz bunu yapıyoruz. Ha, diğerleri yapmıyorlarsa onların sorunu. Yani korkuyor olabilirler. Aslında bakarsanız 100 yıldan beri zaten korkutulmuş bir toplumuz. Sokağa çıkmamaları, kendi haklarını aramıyor olmaları bu korkuyla ilgili bir durum. Bir Müslüman fikir ve ifade hürriyetini savunmak zorundadır. Bir Müslüman zulme karşı gelmek zorundadır. Mazlumların yanında yer almak zorundadır. İslam haktır. İslam hakkı söylemektir. Mazlum yanında yer almaktır. Zalime karşı gelmektir. İslam'da emri bil maruf, yani iyilikleri söyleme, iyilikleri anlatma, doğruyu anlatma, bir de nehyi anil münker, kötülüklere engel olma prensibi var. İslam'ın temel prensiplerindendir bunlar. Emri bil maruf ve nehyanil münker. İyilikleri emretmek, iyilikleri anlatmak, kötülüklerle mücadele etmek. Cemaatler bu ruhu kaybetmiş durumdalar. Bu İslam'ın temel prensiplerinden, namaz gibi, zekat gibi, bu da temel prensiplerimizdendir. Ama bu ruhu kaybettiler cemaatler. Yani eğer Kur'an'ı okuyor olsaydılar, kesinlikle böyle olmazdı. Kur'an'ı okumayı terk etmişiz. Kur'an mücadeleyi emreder. Bütün peygamberler muhaliftir. Çünkü her toplumda yanlışlar var. O yanlışlara karşı peygamberler de muhalefet etmişlerdir. Ama cemaatler bu ruhu kaybettikleri için muhalefeti unuttular. Dinimizin ilk kelimesi la ilahe illallah muhalefettir. Muhalefeti temsil eder. Allah'tan başka ilah tanımıyorum, reddediyorum. Tek ilah o, tek otorite o. Tek kanun koyucu o. Çünkü insanların menfaatleri var. Kendi menfaatine göre hükmederler. Allah ise tüm kullar Allah'ın kullarıdır. Allah'ın bir menfaati olamaz. Her şey zaten O'nundur. O hükmetmeli. O hükmederse herkesin hakkını verir. Allah taraf tutmaz. Herkesin hakkını verir. O yüzden Allah'ın dediği olması gerekir. Bunu unuttular cemaatler. Bunu unuttular ve bunu anlatmıyorlar. Bunu anlatmayınca yani kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Devletle güzel geçinmek istiyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Halbuki bu şekilde hiçbir yanlış düzelmez. Bu İslam'ın temel prensiplerine aykırı.
Yani İslam'ın temel prensiplerinden biri bu. Muhalefet etmek, yanlışlara karşı muhalefet etmek. Bunca yanlış var. Hadi bırakalım bizim karşı geldiğimiz olayları. Onların karşı geldiği olay hiç yok mu? Hadi diyelim ki ben Irak politikasını reddediyorum. Ülkenin Irak politikasını reddediyorum. Suriye politikasını reddediyorum. Ne bileyim Türkiye'de yapılan zulmü, onu bunu haksız yere hapse atmalarını reddediyorum. Hadi diyelim ki onlar bu konularda benim gibi düşünmüyorlar. Peki kendilerinin reddettiği bir şey hiç yok mu şu memlekette? Müslüman değiller mi bu cemaatler? Neden içki, kumar, faiz, zina gibi mesela İslam'ın haram kıldığı şeyleri neden mesela hiç gündeme getirmiyorlar? Yani mesela bu ülkede bunca zulüm olduğunu hiç görmüyorlar mı? Yani hiçbir şey konuşmuyorlar ki. Hiçbir şey konuşmuyorlar. Yani Müslümanlar için adeta artık bu prensip yok. Nehy ani münker prensibi iptal etmişler. Şimdi mesela namazı iptal edebilir misiniz? İslam'dan namazı çıkarıp atabilir misiniz? Orucu, zekatı, haccı mesela İslam'dan çıkarıp atabilir misiniz? Aynı şekilde emri bil maruf, nehy ani münkeri de çıkarıp atamazsınız. Bu İslam'ın temel prensiplerindendir. Müslümanlar doğruyu konuşmak zorundadır. Yanlışlara da muhalefet etmek zorundadır. Muhalefet dinin temelinde vardır. Kur'an muhaliftir. Yani şöyle ifade edeyim. Terör ve terörizm nedir? Terörist kimdir? Vatan haini kimdir? Bunların aslında hepsinin yerine oturtulması ve tanımlanması lazım. Adam kendi gibi düşünmeyene vatan haini diyor. Senin gibi düşünmeyebilir. O vatanın iyiliği için düşünüyor ve senin dediğini yanlış buluyor. Olabilir. Vatanımızın, milletimizin iyiliği için şöyle olması gerekir diyebilir. Senin gibi düşünmediği için sen buna vatan haini diyemezsin. Nasıl ki mesela dini konularda herkes kendi gibi düşünmeyen kimseye hemen kafir diyemeyeceği gibi kendi gibi düşünmeyen hemen vatan haini diyemez. Kendi gibi düşünmeyen hemen terörist diyemez. Terörün bir tanımı var. Teröristin bir tanımı var. Bunlar hakkını arayana terörist diyor. Bunlar işin kolayını bulmuşlar. Herkesi susturmanın yolunu bulmuşlar. Terörist deriz bak demek istiyorlar. Yani hakkını arama. Herkesi susturuyorlar bu şekilde. Bak şunu deriz, bunu deriz. Hakkını aramayacaksın yani. Ya hak arayan insan ne zamandan beri terörist oluyor? Ya ben basın açıklaması yapma hakkımı kullanıyorum. Yürüyüş yapmak da hakkım. Sen anayasana böyle yazmıyor mu? O zaman anayasayı değiştir kardeşim. Değiştiremiyor anayasayı çünkü tüm dünyada aynı madde var. Fikir ve ifade hürriyeti tüm dünyada var. O yüzden onu değiştiremiyor. O orada yani Türkiye demokratik bir ülke gibi kendini göstermek istiyor. Ancak aslında talimatlarla diktatör bir ülke olarak idare edilmeye çalışılıyor. Polis diyor ki ben devletim diyor mesela. Ya sen kimsin de devlet olmuşsun ya? Sen nesin de devletim diye biliyorsun yani. Yani dün işsiz güçsüz gezen biriydin. Polis oldun. Ne zaman devlet oldun sen ya? Sen devletin memurusun. Sen nasıl ben devletim diye biliyorsun ya? Ve sen anayasanın bana verdiği hakkı engelliyorsun ve ben devletim diyerek engelliyorsun. Sen anayasadan üstün müsün? Yani böyle bir had bilmezlik var. Onun için bunların tekrar tanımlanması lazım. Terörist kim? Vatan haini kim? Devlet kim? Mesela ben devletin kim olduğunu bilmiyorum şahsen. Ömrüm okumakla geçti, anlatmakla geçti, ilimle geçti. Ben devlet kimdir bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Ben de öğreneyim yani. Ya ben hükümeti biliyorum. Hükümet halktan oy alıyor, yetki alıyor, tamam. Amen de kabul ettim. Meşru, halk onu desteklediyse, ona oy verdiyse, onu seçtiyse, gerçekten seçimi kazandıysa, hile yapmadıysa, tamam bir şey dediğim yok. Peki devlet kim? Ben nereye bağlı mesela? Polis ben devletim diyor. Birçok kardeşimizin telefonları kayıp, bakın. Birçok arkadaşımızın telefonları kayıp. Telefonu polis almış elinden ve vermemiş. Soruyorlar gidip emniyete, karakola, oradaki karakola da soruyorlar. Telefon yok. Alıp cebine atmışlar herhalde.
Evet. O hengamede nasılsa kim kime, dımdıma, yani kim vurduya gidiyor. Birçok telefonlar kırıldı, parçalandı. Birçok kameraları kırdılar, parçaladılar. Ve yani sadece elleri, ayakları, kafaları, gözleri kırmadılar. Telefonları da kırdılar, kameraları da kırdılar, gözlükleri de kırdılar. Ve bazılarını kırmadan elinden almışlar. Ve telefon kayıp vermiyorlar. Onun dışında mesela görüntüsü var, internette bulabilirsiniz. Bir arkadaşımızı köşeye sıkıştırıyorlar. 4-5 tane polis, içlerinden bir tanesi, çok affedersiniz, erkeklik uzvunu tutup sıkıyor. Bağırttırmak için. Bu olacak iş mi? Bunun görüntüsü var. Bunun görüntüsü var. Ve Devlet Bahçeli bunları mı alnından öpüyor? Bunu yapan alçakları mı alnından öpüyor?